Sevgili dostlar, kanalıma ve Ruby Sunucusu'nun yepyeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kurdumuzdayız. 30. seviye kurdumuzdayız. İkinci köyde farm yapmak için kullanacağımız kurttayız. Bununla birazcık ikinci köyde farm yapacağız. Biraz metin keseceğiz. Nesneye sunma etkinliğimiz var. Buna katılmayı planlıyorum. Elimden geldiğince de düşürebilirsem eğer, düşürebilirsek bunları düşüreceğiz. Nesneye sunmadan, sun nesnesi düşüremesek bile belki beceri kitaplarından yana şansımız güler. Şöyle kurdumuzun yeteneklerini kullanarak başlayalım. Üzerimde kurdumuzun gördüğünüz üzere hiçbir eşyası yok. Belki buna da güzel eşyalar alabiliriz ama ikinci köyde farm yapabileceğimiz için şu anda hani o kadar üst düzey eşyalara ihtiyacımız yok. Zaten kesebileceğimiz metinler belli. Ufak tefek metinler kesebileceğiz. Kurdumuz da zaten bunun için yeterli olacaktır. Evet, şöyle ilk metnimizi de kestik. Güzel bir şekilde. Beceri kitabımız var. Başka neyimiz var bakalım. Herhangi bir etkinlik eşyamız var mı? Yok sanırım. Düşüremedik. Şansımıza düşmemiş. Güçlü beden. Çok güzel güçlü beden beceri kitabımız var. Bir de taşımız varmış. İkinci metnimizi de kesilmek üzere. Kestik zaten. Beceri kitabımızı alalım. Taşımızı alalım. Başka bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Çift eşyası var. Başka da bir şey yok. Beceri kitabımız güçlü vuruş. Çok güzel. Şöyle taşımızı da koyalım. Tam şöyle kıyıda köşeye bakayım derken bir tane kayıkçının burada artık balıkçının burası neresiyse metin buldum. Bunu da keseceğim. Biraz kıyıda köşede kalmış ama umarım kesebiliriz bunu da. Evet, bakalım bu metnimiz de kesilmek üzere. Aslında yerden artı basma eşyalarını da toplayabiliriz. Pek mantıklı olabilir. Üzerimiz çok fazla dolar diye toplamak istememiştim ama sanırım toplarsak iyi olacak. Şöyle metnimizi keselim. Taşımızı alalım. Beceri kitabımızı alalım. Başka bir şey var mı? Şöyle bakıyorum hemen. Etkinlik eşyamız yok mu yine? Yine elde edememişiz. Beceri kitabımız da hafif adımmış. Şöyle bir diğer kıskançlık metnimiz de kesilmek üzere. Şöyle metnimizi kesebilirsek. Bir yandan da ETP hesaplarımın ETP'sini yapıyorum derken öldük. Evet. Zırhımızın ve kaskımızın olmaması sanırım kötü bir kararmış. Tamam, evet. Ben petimi çağırmayı unutmuşum. Kaan'ımızı çağırmayı unutmuşuz. Bu yüzden bir tık fazla hasar yiyormuşum. Onu fark ettikten sonra hatamı düzelttim. Şöyle beceri kitabımız neymiş? Suikast taşımız var. Başka yok mu hani etkinlik eşyamız ya? Hani yok mu? Yine düşüremedik. Ama madencilik rehberi alırım bu arada. Bir 5-10 M arasında satılıyor bu. İnsanlar herhalde çoğu beceri kitabını almıyor. Ben alırım yani. Almıyorlarsa biz toplarız. Karanlık vuruşmuş. Bunu da satarız. Burada da beceri kitabı vardı sanırım, yokmuş. Böyle yerden taşımızı almamış arkadaş. Biz kendi orada yerden de bir tane taşımızı alalım. Beceri kitabımız da varmış. Karanlık taşmış. Bunu da alalım. Yerden bir tane daha beceri kitabı buldum. O da büyü çözmeymiş. Bunu da alalım. Bakalım, metin bulamıyorum ama gittiğim her yolda beceri kitabı var. Umarım bunlar sakat beceri kitaplarından değildir. Yani topluyorum ben ama umarım değildir. Şöyle taşımızı da alalım yerden. Beceri kitabımız var mı? Bu metnimizi de kestik. Şöyle taşımızı alalım yerden. Beceri kitabını göremiyorum şu anda. Gördüm. Tamam. Beceri kitabımız şimşek atma. Çok güzel. Başka var. Aa, ben eldivensiz kestim bunu ya. Acele ettim biraz kesebilmek için. Yanlışlıkla eldivensiz kesmişiz. Bir diğer metnimiz de kesilmek üzere. Şöyle keselim. Heh, kesildi. Kitabımızı alalım. Beceri kitabımızı alalım. Ama şunu çıkartalım. Haydi bir tane ver bari nesneye sunamadan ya. Şöyle bakıyorum. Yok sanırım. Beceri kitabımız da çabuklukmuş. Gayet güzel. Evet, bakalım, bir diğer metnimizi de kestik. Taşımızı, beceri kitabımızı alalım. Şöyle bakalım, nesne ev sunulama var mı? Çok güzel. Bir tane nesne ev sunulama çıkartmayı başardık. Çok güzel. Bir tane geldi. Bunu da videonun son kısımlarında şu anka kuşu şişi için kullanacağım bu arada. Şöyle bakalım, başka bir şey var mı? Başka bir şey yokmuş. Beceri kitabımız da bu arada ateş yokmuş. Evet, bakalım, bu metnimizden çıkacağını düşündüğüm için video kaydını almak istedim. Beceri kitabımıza bakalım. Uçağın tılsımmış ama maalesef ki nesneyi sunmadan çıkartamadık. Bakalım kesebilirsek eğer, şu vahşi yüzbaşıyı kesmeye çalışıyorum ama sanırım ölemeyeceğim.
Şöyle şunu öldürelim ilk başta. Şu okçuyu da öldürürsek kesebileceğimizi düşünüyorum ya. Tamam, şimdi. Ölme bir dakika, sakin ol. Yüzbaşı yüzbaşıyı ölemezsin değil mi? Şunu keselim. Nesneye sunama var mı? Yokmuş, çıkartamadık. Evet, şöyle birkaç beceri kitabımızı göstereyim. Şöyle bir diğeri ok yağmuru. Bir diğeri zehirli ok. Bir de uçan tılsım beceri kitabı düşürmeyi başardım. Ama ancak onun haricinde güzel bir şey elde edemedik. Taş bile doğru düzgün düşmüyor. Henüz daha nesneye sunamadan da bir tane düşürebildim. Evet dostlar, etkinliğimiz aslında devam ediyor ama daha fazla etkinliğe katılmayacağım. Çünkü çok fazla kalabalık ve metin bulmak da zorlaşıyor. Bir tane efsun nesnemiz var. Bunun için kullanacağım. 10 ortalama, 6 güç. 3 bayılma geldi, olsun. 30 ortalama gelseydi belki işimize yarardı. Şöyle beceri kitaplarımızı göstereyim sizlere. Beceri kitaplarımız da bu şekilde. Çivit kurt ruhu çıktı, bu güzel. Şimşek atma gibi güzel beceri kitaplarımız da var. Hepsini şöyle bir tekrar göstereyim ben sizlere. Dostlar, metin kesmeye tekrardan başladım. Etkinliğimiz bitmedi ama bu etkinlikten sonra Süper Taş etkinliği vardı. Buna katılmak istemiyorum. Süper Taş etkinliğine katılmayız. Metin keserken şöyle bir tane hava kılıcı beceri kitabı düşürdüm. Çok güzel gerçekten. Bakalım bir diğer metnimizi de birlikte keselim. Şöyle bir tane daha metin kestim ve kılıç darbesi beceri kitabını elde ettik. Çok fazla metin bulamıyorum derken, ha benim iksirim bitmiş. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Benim iksirim bitmiş. Yo, bitmemiş. Kapatmışım. Kapatmışım ben ya. Tamam. Bir an iksirim bitti sandım da arka sayfayı almak için kapatmıştım. Şunu indirelim, şuna binelim. Tamam, şimdi devam edebiliriz. Şurada bir tane daha beceri kitabı var. Şey, metin var. Bunu da keseceğim. Beceri kitabı demişim. Bir de şöyle bir bilmem ne zili savaş sanatı çıktı. Bu sanırım 3. seferde liderlikte okuyacağımız kitap. Tam olarak bilmiyorum. Ve beceri kitabımızı taşımıza alalım. Taşımız, beceri kitabımız karanlık taşmış. Peki efsun nesnemiz var mı ya? Hani öyle bir şey yapmış mısındır bize? Yapmamış maalesef ki. Diğer metnimize geçelim. Belki bu bize şanslı gelir. Evet, metnimizi kestik. Beceri kitabımızı alalım. Beceri kitabımız uçan tılsımmış. Ve taşımızı da alalım. Yok mu efsun nesnesi ya? Şaşırt beni lütfen. Bakalım bu metnimizi de keselim. Şöyle kesildi. Yine beceri kitabımız var. Taşımız var mı? Taşımız var. Efsun nesnesi yok mu yine? Ya bizimle dalga geçiyor gerçekten ya. Beceri kitabımız da kurt atlayışıymış. Hemen şu vahşi yüzbaşıyı da keselim. Şunları bir öldürelim ama ilk önce. Çok fazla vuruyor bunlar çünkü. Tamam. Şimdi vahşi yüzbaşı da sıra. Gel bakalım vahşi yüzbaşı. Haydi senden bari düşürelim ya. Senden etkinlik eşyası düşüyordur, düşüyordur. Çünkü patronsun sen. Hadi düş. Düş, bekliyorum. Haydi. Bakın Efsun nesnesini aldık şu anda. Var mı Efsun nesnesi? Yokmuş. Ya sağlık olsun, ne diyeyim ki. İlk event farmımızın ve metin farmımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Nesneyi Efsun'un etkinliğinden bir tane Efsun nesnesi elde etmeyi başardık. Bundan sonra Süper Taş var. Süper Taş'tan sonra da Kor Drakonis etkinliği var. Büyük ihtimalle buna katılacağız ama şunu yapalım. Buna katılmayı planlıyorum. İkinci partisine de orada devam edelim istedim. Böylelikle iki farklı etkinlikte şansımızı denemiş oluruz. En sonki beceri kitaplarımızı şöyle sizlerle bir göz atalım. Sizlere de göstereyim. Değerli beceri kitapları çıkarttık gerçekten. Ortalama beceri kitaplarından 20 em ile 30 em arasında bir gelir sağlamış olduk. 20-30 em arasında bir para kazandırdı bizlere. Belki daha da az olabilir ama 20 milyon yanktan daha az bir para kazandırmadı. Taşlar da açıkçası güzel düştü. Taşlar da güzel düştü ama taşları satmıyorum. Ben taşları kullanıyorum. Taşları kullandığım için herhangi bir şekilde gelir olarak saymıyorum. Gayet güzeldi. Bakalım artık akşam Koridor Konusu etkinliğinde tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz şimdilik hoşça kalın. Evet dostlar, ikinci partiden hepinize merhabalar. Şu anda ikinci parti olarak bir 25 tane daha metin kesmeyi hedefliyorum. İlk partide 25 tane metin kesmiştik. Toplamda iki parti ile birlikte
50 tane metin kesmiş olacağız. 50 taneden açıkçası güzel bir şey elde edemesek de şansımızı denemeye devam ediyorum. Umarım artık güzel bir şey elde edebiliriz. Güzel etkinlik eşyaları düşürebiliriz. Yoksa gerçekten bu metin işleri beni sinirlendirmeye başladı. Şöyle alalım. Bunu da çıkartalım. Herhangi bir şey var mı? Bakıyorum hemen hızlı bir şekilde. Yokmuş. Kurt nefesi beceri kitabımız, taşımız varmış ayrıyeten de. Başka da bir şey yok. Bakalım bir metnimiz daha kesilmek üzere. Bundan önceki metnimizden Ejderha Darbesi beceri kitabını elde etmiştik. Bunu da ölmeden kesebilirsem eğer bundan da güzel bir şey düşebileceğini düşünüyorum. Derken kestik zaten. Böyle çıkartalım eldivenimizi. Taşımızı, beceri kitabımızı alalım. Üylü zırh beceri kitabıymış. Gayet güzel. Peki etkinlik eşyamız var mı acaba? Etkinlik eşyası düştü mü? Evet bakalım bir diğer metnimizi de temizledik. Şöyle taşımızı alalım. Daha sonrasında beceri kitabımızı almak istiyorum. Evet alabiliyormuşum. Şöyle bir tane bıçak çevirme beceri kitabı düşürdük. Artı basma eşyalarımızı alalım. Değerli taş parçamız var. Bunu alalım. Evet bakalım bir diğer metnimizi de temizledik. Şöyle beceri kitabımızı alalım. Kenarıya atalım. Peki taşımız var mı? Taşımızı göremiyorum. Galiba taş çıkmadı bu sefer. Ha varmış kurnazlık taşı. Etkinlik eşyamız maalesef ki yine yok. Yine çıkartamamışız. Bakalım bir diğer metnimizi de kesmiş bulunmaktayız. Şöyle beceri kitabımızı ve taşımızı alalım. Ateş aletiymiş. Herhangi bir şekilde. Dönüşüm küremiz neymiş? Yani dönüşüm kitabıymış. Ben küresi diye okudum. Şöyle bakalım etkinlik eşyamız var mı diye bakıyorum. Sanırım yine etkinlik eşyası düşürememişiz. Bakalım bir metnimizi daha kesmiş bulunmaktayız. Şöyle hız taşımızı ve beceri kitabımızı hızlı bir şekilde alalım. Artı basma eşyalarımı da bir yandan topluyorum. Bir yandan da bakıyorum ki yine etkinlik eşyamız yok. Ya ben bakalım metnimizi tekrardan kestik. Şu taşımızı alalım. Beceri kitabımızı alalım. Artık lütfen bir tane etkinlik eşyamızı ver ya. Kordurokonuz etkinliği var. Bir tane etkinlikten hiçbir şey elde edemez misiniz? Evet dostlar 16. metnimizi kesiyoruz. Yine elimizde 0'a 0 var. Şu beceri kitaplarımızı da göstereyim. Bir tane büyülü keskinlik beceri kitabı düşürmeye başardık. Yansıtma beceri kitabımız var 2 tane. Onun haricinde zaten diğer beceri kitaplarımızı biliyorsunuz. Şöyle bakalım. Siyah metnimizi de kestik. Lütfen artık bir tane Dragonis at ya. Lütfen. Sonunda şükürler olsun. Bir tane Kordurokonus elde etmeyi başardım. Şükürler olsun ya. 17. metinde çıktı. Ve sonunda bir tane daha düşürmeyi başardım. Hemen şöyle rekorumuzu alalım. İkinci korumuz hayırlı uğurlu olsun. Şöyle beceri kitabımızı alalım. Karanlık taşmış. Taşımız var mı? Bir tane de taşımız var. Taşımı da alalım. Gayet güzel. Yani o kadar uğraştım uğraştım. 19 metinde çıkmadı. Son 3 metinde 2 tane attı. Garip bir durum ya gerçekten. Hani bakalım son metinlerimize doğru yaklaşırken bir tane daha elde edebilecek miyiz? Umarım bir tane daha düşer. Ne kadar kor yapıyor olsak da bu etkinliklerden düşen korlar ayrı bir keyif veriyor insana. Ve taşımızı alalım. Barbar kılıcını bir an beceri kitabı diye okudum. Beceri kitabımızı alalım. Beceri kitabımız ok yağmuruymuş. Gayet güzel. Bakalım etkinlik eşyamız yine yok ya. Şansımız bu sefer olmadı. Evet dostlar şimdi iki tane Kordurokonis elde ettik. İlk etkinliğimizden 25 metinden bir tane Husun nesnesi elde etmiştik. İkinci etkinliğimizden yine 25 taneye yakın hatta 25 taneden daha fazla metin keserek iki tane Kordurokonis elde etmeyi başardık. Yani güzel bir etkinlik miydi bilmiyorum. Açıkçası fena da geçmedi diyebilirim. Şöyle bakalım hatta buraya giden bazı taşlarımız, beceri kitaplarımız da vardı. Envanterim şu an full artı full görmüş olduğunuz gibi. Komple dolu. Buraya giden taşlarımız da var. Bunları da sayarsak 50 tane metinden 50 emlik satış yapmışız diye yorumlarsak 50 emlik bir para kazanmışız. 50 metinden 50. Yani fena değil desem olmayacak kötü bir oran bence. Yani 50 metinden 50 bırakmış olması kötü bir durum. Bu sadece bu arada beceri kitabı ve taşları hesapladığımızda ortaya çıkan şeyler. Şöyle tekrardan beceri kitapların üzerinden de geçeyim. Zaten bunları birlikte açmıştık. Son şu 5-6 tane metin taşı vardı.
Yeter, bu videoluk da bu kadar olsun çünkü neredeyse bir 4 saattir metin kesiyorum. 2 saat Efsun nesnesi etkinliğinden, 2 saatte Kordrakonis etkinliğini sayarsak 4 saattir metin kesiyorum. 50 tane metin kesmişiz. Metin bulması çok zor. Elimden geldiğince metin bulmaya çalıştım. Metin bulduğumu da kesmeye çalıştım. Elimizden bu kadar geldi. Yani anca Lycan'ımızda biraz daha geliştirebilirsek tabii daha seri metin kesebilir. Biraz daha gelişmesi gerekiyor ama. Lycan'ımızda bu şekildeydi. Bu videoda da bunu kullanmak istedim. Biraz ikinci köyde metin farmı yapmak istedim. Beklediğimden çok daha kötü bir metin farmıydı. Biraz daha iyi olabilseydi belki 1-2 saat daha metin farmına devam edebilirdim. Tüm köyü dolaşıyorum çünkü. Şuradan başlıyorum. Şöyle. İlk önce burayı geziyorum. Sonra burayı. Sonra böyle komple geziyorum. Sonra tekrar aynı şekilde buradan geri gelip köye tekrar dönüyorum. Aynı şekilde CH atıp tekrar geziyorum. Tüm köyü baştan aşağı geziyorum. Yukarılara, şu üst kısımlara bakıyorum. Her yere bakıyorum ama toplamda 50 tane metin gördüm yani bu 4 saat boyunca. Durum bu şekildeydi. Umarım yani çok fazla güzel eşya elde edemesek de beceri kitapları konusunda ve farm konusunda birazcık şanslıydık. Umarım videom hoşunuza gitmiştir dostlar. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.